Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tel kadayıfla öyle güzel bir tatlı hazırladım ki tadına baktığınız zaman inanamayacaksınız. Bu tatlının yapımı oldukça kolay. Yiyen herkesin beğenisini kazanacak şerbetli bir tatlı. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayacağız. Şerbetin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Tencerenin içerisine 4 su bardağı şekeri ekliyorum. Daha sonra 4 su bardağı suyu ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla şekeri ve suyu biraz karıştırıyorum. Şerbetin içerisine yarım limonu sıkıyorum. Daha sonra kabuğuyla birlikte tencerenin içerisine bırakıyorum. Kaynayıncaya kadar ocağımız yüksek ateşte olacak. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. 15 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyoruz. 15 dakikanın sonunda soğuması için şerbetimizi kenara alıyoruz. Bu tatlı tarifimde 250 gram tel kadayıf kullandım. Kullandığım kadayıf çiğ kadayıf. Tahtanın üzerine 250 gram kadayıfı koyuyorum bıçak yardımıyla çok küçük olacak şekilde doğruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Küçük küçük doğradığım kadayıfları genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Tatlımızın kekini hazırlıyoruz. 4 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine koyuyorum. 1 su bardağı şekeri ekleyerek mikser yardımıyla köpürünceye kadar karıştırıyorum. Yumurtayı ve şekeri güzelce karıştırdım. Kıvamı da oldukça güzel oldu. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Sıvı yağı da diğer malzemelerle birlikte karıştırıyorum. Bu tarifimde bir su bardağı un kullandım. Unumuzu eleyerek ekliyoruz. Unumuzu böyle yaparak havalandırmış oluyoruz. Kekimiz daha güzel süngerimsi kıvamda olacak. Eleğin içerisine 2 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyayı ekliyorum. Bunları da elekten geçiriyorum. Mikser yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biraz daha karıştırdıktan sonra kenar kısımlarındaki unu da spatula yardımıyla kek harcının içerisine koyuyorum. Tekrar mikserle karıştırıyorum. Kek harcımızı mikserle karıştırma işlemimiz bitti. Mikseri harcın içerisinden çıkartıyorum. Kek harcın içerisine doğramış olduğum çiğ kadayıfı ekliyorum. Daha sonra bir su bardağı ince kıyılmış cevizi de ekliyorum. Spatula yardımıyla bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Burada önemli olan püf noktası kadayıfların tamamen kek harcına bulanmış olması. Bu aşamaya dikkat edin. Kadayıflı kek harcımızı güzelce karıştırdık. Kıvamının da tam olarak böyle olması gerekiyor. Büyük borcamı alıyorum. Taban kısmını sıvı yağla yağlıyorum. İsterseniz bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla yağın her tarafa gelmesini sağlıyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı sıcak fırına götüreceğiz. Borcamın içerisine kadayıflı kek harcımızı boşaltıyoruz. Spatula yardımıyla kek harcını borcamın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu aşamada harcınızı özenle yayın, her tarafın kalınlığının aynı olmasına özen gösterin. Hazırlamış olduğumuz tel kadayıflı kekimizi fırınımıza götürüyoruz. 35 dakikanın sonunda kürdan testi yapacağız. Kekin içerisine temiz kürdanı batırıyorum. Tekrar çıkarttığım zaman üzerinde hamur yoksa piştiği anlamına gelir. Tatlımız güzel bir şekilde pişmiş. Artık fırından çıkartıyoruz. 10 dakika boyunca tatlımızın ilk sıcağı geçtikten sonra buz gibi şerbetimizi döküyoruz. Bu şerbet sizlere çok gibi gözükebilir fakat tam kıvamında. Şerbetinizin hepsini tatlınızda kullanın. Şerbetin tamamen çekmesini bekliyoruz. 3 saatin sonunda tatlımız şerbetini tamamen çekti. Bıçak yardımıyla kare olacak şekilde tatlıyı kesiyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sizlere bir de bu lezzetli tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum tam kıvamında şerbetini tam çeken leziz bir tatlı elde ettik. Ben bu tatlıyı dondurmayla servis ediyorum. Sizler istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Servis tabağının içerisine koyduktan sonra üzerine bir top dondurma koyuyorum. Dondurmanı ve tatlının üzerine biraz da parça fıstıklardan gezdiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Tel kadayıf ile yapmış olduğum bu tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.